utenlikten doğru. Ay. Ay, ay salak şey, salak kız. Şeter, vallahi seni aniden görünce şaşırdım ya ablacığım. Ben hiç beklemiyordum da. Ay, burnum da tütüyordu. İnan çok özlemiştim. Dur, dur kız, dur kız. Ay, zaten otobüsün tekerinin üstünde zıpladım. Bir hal oldum, kafam kazan oldu. Ay, bu muavinler de insana bir lokma su vermiyor lan gayri. Ay, hepsi gavur, hepsi gavur. Ben sana vereyim suyu. Ha, ver. Ay, Şetaret abla. Ay. Ne oldu? Eniştem gene sana Sinop'u dar mı etti ha? Hiç aklımda yoktu yani. Ne demek kız hiç aklımda yoktu? Hiç aklımda yoktu işte. Dün gece beni rüyanda görmedin mi? Görmedim. Esasen dün gece rüya hiç görmedim Şetaret abla ya. Ay dün böyle çamaşır yıkadım. Yoruldum, sızıp kalmışım. Zekeriya'nın sabahleyin böyle kafama ayakkabı çekicini fırlatmasını uyandım. Olmaz, olmaz, görmüş olman lazım. Vallahi bir tanker güvertesi temizlerken gördüm kendimi esasen ama o neydi? Evvelsi geceydi. Tanker deme görümce. Aman, aa ben rüyamı anlatıyorum. Niye sana tanker diyeyim abla? Hani maşallah, narin ince bir yelkenli gibisin. Senin beni rüyanda gördüğünü gördüm ben rüyamda. Nasıl oluyor bu abla? Hiçbir şey anlamadım yani. Zaten annem diller görücüye giderken söylemiştim az aptaldır bu diye. Aa. Bak yavrum, bak ne diyor? Bak ne diyor? Seni rüyamda gördüm diyor. Sen de beni rüyanda gördüm diyorum. Senin gördüğün mevzuat neymiş? Benmişim. Yani sen beni rüyanda İstanbul'a geliyorsun diye görmüşsün. Aldın mı kafan? Tamam anladım. Yani sen benim seni rüyamda gördüğümü gördün. Ay ondan mı geldin? Ha? Ne demek ondan mı geldin kız? Fazlaysak gidelim. Ay yok abla onun için söylemiyorum. Otur Allah aşkına. Aa, hay beni rüyamda görünce merak ettin de mi geldin manasında söylüyorum. Yok ben sizi merak etmem evelallah. Çünkü çok sıhhatli, çok uzun seneler mutlu yaşayacaksınız. Böyle ufak tefek kazalar olacak ama o kadar mühim değil. Anlamadım. Sen şimdi bunları nereden görüyorsun abla ha? Yani istikbale uydu mu fırlattınız böyle Sinop'tan doğru? Nasıl bari görüntüleriyim ha? Karıncalanma falan var mı? Dalga geçme görümceyle. Sen de o salak kızın gibi konuşmaya başladın ha yani. E ne yapacaksın abla? Bütün gün o deli kızla aynı evde körle yatınca şaşı kalkıyorsun. Evet ama böyle bu cinci tayfasınla öyle dalga geçmek olmaz. Musallat olurlar tepene ya. Ben istikbale yatmadım. Ama çünkü herkese gözükmezler. Ha? Evet. Çetin cinci Çetin hazretlerine isminizi verdim. O yattı uykuya. Ha? O gördü. Ya. Cinci Çetin mi? Ben de kendime göre rüyalar görüyorum. Ama daha ermiş değilim. Abla sen anlat canım. Ben mutfağa gideyim bir çay koyayım kulağım sende. Ben tam 10 gündür her gece 2 leğen istavrit gördüm. Sonra efendim beyaz balina aydının Sinop'a döneceğine yordum. Ya beyaz balina aydın gelmedi anne. Şarkıcı bir adam var ya. Hani uzun saçlı. Ay onun da adı Aydın değil mi? He işte o adam var ya. Konsere geldi bizim Gazi sinemasına. Turneye geldi. Bir o rüyayı görüverdim işte. Ya abla o amorti sayılır ama pek tutmamış. İsim benzerliği. Çetin hazretleri de öyle dedi ama o senin gibi böyle amorti falan dalga geçerek söylemedi. Ciddi söyledi. Dedi ki Şetaret kardeşim, ey biliyorsun, güzel söylüyorsun, gayipten gelen sesler çok doğru, bu işi öğreneceksin diyorsun bana. Enişte ne diyor peki bu? Efendi hazretlerine haberi var mı? Ha? Bırak enişteni bir kenara. Bak ne dedim biliyor musun? Ne dedim? Ha? Ne? Çetin hazretleri bir muska hazırladı, dut gibi oldu. Hiç konuşmuyor, öyle gudurukluğu falan kalmadı herifin, dut. Vallahi mi kız abla? Bak ne yaptım biliyor musun?
Dün gece bütün pulumu pırtımı topladım. Ziya Bey dedim, ben İstanbul'a gidiyorum. Abimgillere abimgillere gidiyorum dedi. Hiçbir şey söylemedi. Peki hanım dedi, güle güle git, güle güle gel hanım dedi bana, görüyor musun işte. Ziya enişte mi dedi? He. Böyle mi dedi? Vallahi mi kız abla? He. Bak kız, merak etme. Sana da bir tane muska yazdırdım. Ah. Üç iş yapıyor. Diline, beline, eline. Abla! Bak ne yapacağım biliyor musun? Bak ne yapacağım. Yatak odanın her şeyine şöyle gizli gizli koyacaksın. Adam gel git, gel git, gel git yapacak. 1033 kere gelecek gidecek, gelecek. Sonra da lor peyniri gibi böyle süzülecek. Abla şuraya bir yere koyarız, vallahi ruhu bile duymaz. Yok he. Yok, olmaz olmaz, oradan düşer. Sen eşiğe bak, eşiğe. Tamam, buldum abla. Heh. Ver muskayı, ver. Nerede? Ha, termosun içine sakladım. Köprü geçmez, su geçmez. Onun için 40 tane muşambaya sardım, mumyaladım. Termosun içine koydum, hava almasın diye. Al. Evvela medet Allah'tan. Vay hadi bakalım bismillah. Allah'ım inşallah ya Rabbim bu adam durulur. Ay abla. Ay şu kıza da bir şey yapsak diyorum ya. Sıdıka. Ay aklı bir karış havada biliyorsun. Üç tane saçının telini getir. Üç yol ağzının ortasına gidelim. Gömelim. Çetin Hazretlerinin yazdıklarını 1003 kere okuyayım ben. Ondan sonra üç zamanda yıldızı parlar. Deliliği de yok olur. Ay. Ya ben onun durmadan saçını yoluyorum. Bilsem üç tane saçını saçlardım çallah. Banyodaki saç fırçasına bak. Belki üç tel buluruz oradan. Yok. O saç fırçasını abisiyle ortaklaşa kullanıyor. Şimdi onların saç telleri birbirine karışır. Ama esasen yani Samim de bir manyak. Hay bu operasyonu yapmışken o da aradan çıkar. Onun saç telini de karıştıralım ha. Olmaz, olmaz. Maneviyat dünyasını yıkarız, ederiz, böleriz. Olmaz efendim. Herkesin muskası kendine. Bir, iki, üç. Ay. Abla ya. Hay bir tanesi biraz kısa geldi. Bir şey olur mu acaba? Yok canım, kısası uzunu fark etmez. Hadi gel. Hay. Akşam olmadan üç yol ağzı bulalım. Oradan kapalı çarşıya gideriz. Aktarlara gideriz. Çetin Hazretlerinin bana ısmarladığı bir liste var. He. Dur bakayım. He. Yılan pancarı, uyku otu, buharlı ütü. Buharlı ütü mü? O ne abla ya öyle? Ah gariban. O bizden para almaz. Ya. He. Onun için ben bugün gittim ki hazretlerim, bizden bir şey emreder misiniz, ister misiniz dedim. Heh. O da mübarek gözleri yaşardı, dedi ki heh, bana buharlı bir ütü alırsanız çok sevinirim dedi. Ah muhteremadan ben de bir ona çelik bıçak seti alayım. Al al al. Çok iyiliği dokundu. Abla Zekeriya'ya bir büyü daha yaptıralım ha.